Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yine şahane bir örgü modeliyle karşınızdayım. Bu yapacağımız motif çalışmasıyla yelek çalışmalarınızda kullanabileceğiniz gibi şal olabilir, etek olabilir, elbise olabilir, her türlü her şeyde bu şey tamamen size ait artık fikirler. Her yerde kullanabileceğiniz çok güzel zarif bir ve yapımı da kolay bir motif çalışmasıyla birlikte yelek çalışması yapacağız arkadaşlar. Buna gelin yeleği de diyebilirsiniz. E, günlük hayatta veya e, bir gezme e, durumlarında herhangi bir kıyafetin üzerinde kombin olarak da düşünebilirsiniz. Aliza Diva marka ip kullanılmıştır. Krem renkli 450 numara 2.5 numara tığ kullanılmıştır. Toplamda 400 gram ip gitmiştir arkadaşlar yaklaşık olarak. Tabii Bu sizin öreceğiniz ipin kalınlığına, inceliğine veya elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre... Bir 50 gram az e, aşağısı 50 gram yukarısı şeklinde değişebilir. Ördüğüm yelek 40 ve 42 bedene uygundur arkadaşlar. Eğer daha fazla e, beden büyütmek isterseniz çayet birer motif önlerden ve birer motif de arka sıradan e, daha fazla örmek birer sıra fazla örmek suretiyle birer beden büyütebilirsiniz. Daha uzun örmek için de aşağılardan birer motif fazla örmek suretiyle üretebilirsiniz. Dolayısıyla öreceğimiz yelek her bedene uygundur arkadaşlar. İsterseniz 36, 38, 40, 42, 44 hiç fark etmez. 50, 60 ee, kendi beden ölçünüze göre bunu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Motif sayısını azaltarak ve çoğaltarak gelin hep beraber bu güzel yeleğimiz nasıl yapılıyor hep beraber görelim. Kolay gelsin. Bu güzel çiçekli yeleğimiz için arkadaşlar Alize'nin Diva... Krem renkli 450 numaralı e, ipini ben e, kullandım. Dokusu çok güzel, merserize, terletmeyen yazlık bir ip arkadaşlar. İnce bir ip. Tığım 2,5 numara arkadaşlar. Öncelikle yeleğimiz için e, çiçeğimizin göbeğinden başlıyoruz. 7 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ilk çektiğim zinciri saymıyorum. 1 2 3 4 5, 6, 7 tane zincirimi çektim. İlk çektiğim zincir değil. Sonraki zincirin içerisine tığımı batırıp şu şekilde ipimi yürüttüm arkadaşlar. Üzerine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sefer başını doladım. Ve yapmış olduğumuz yuvarlak küçük minik halkanın içerisine trabzan yapıyorum arkadaşlar. Trabzanımız üçlü trabzan olacak. 3 seferde çekeceğiz ilmeğimizi. 1, bu çektiğim 3 tane zinciri trabzan olarak saymıyoruz. Başını doladım. Küçük halkamızın içine giriyorum. Bakın 3 seferde çektim. Ve bu şekilde 15 tane trabzan yapıyoruz. 2 tane oldu. Küçük halkamızın içerisine 15 tane trabzan çekiyoruz. Son trabzanımı yapıyorum. 15. trabzanımı çektim. 3 tane zincir çektiğimiz Zincirin en tepesine içinden geçirip şu şekilde ipimi yürüttüm arkadaşlar. Bu şekilde 15 tane trabzanla minik bir halk oluşturduk. 1-2-3 zincir çekiyorum. 1-2 kez doluyorum tığımın başını. 3 zincir çektiğim trabzan değil. Sonraki trabzanın tepesindeki şu şekilde zincir oluşmuş olan bölüm içerisine giriyorum. Ve şu an tığımda 4 tane bakın ee, ip var. İkişer ikişer çekiyoruz arkadaşlar. İki kez doluyorum. Aynı noktaya tekrar. 2 tekrar 2 tane ilmek çektim ve en son 2'yi çektim. Başını iki kez doladım. Aynı noktaya tekrar. Başını iki kez doladım. Aynı noktaya tekrar 4 tane oldu. Başını iki, iki kez doladım. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Aynı noktaya tam 5 kez üçlü ikişer ikişer alarak trabzan çekiyoruz arkadaşlar. Sonra tığım buradan çıkardım. İlk çektiğim trabzanın tepesine tığımı batırıp bunu buradan alıp arkadan bu şekilde şöyle fıstık görünümde e, şekil oluşturuyoruz. 1, 2, 3 zinciri çekiyorum. 5 tane trabzan çektiğimiz deliğe değil hemen yanındaki bakın sıradaki deliğimizin içerisine tığımı batırdım ve sık iğne ile birleştirdim. 1 2 3 trabzan şey 3 tane zincir başını iki kez doluyorum. Sonraki trabzanın tepesine şuradaki yaptığımız işlemlerin aynısını tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Çektiğimiz o 3 zinciri saymıyoruz. 5 tane aynı noktaya ikişerli ikişerli aldığımız üçlü trabzan. İki kez doluyoruz her birinde. Tığımı çıkardım. İlk çektiğim zincirin trabzanın tepesine girdim. Ve arkadan ipimi alarak 1, 2, 3 zincir hemen aynı noktaya değil sonraki deliğe sık iğne ile birleştirip 3 zinciri çekip başını dolayıp şu iki işlem iki tane dolgu yaptığımız işlemlerin aynısını tamamı için yapıyoruz. Tam 8 adet olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın şuraları yapıyoruz şu anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Bu şekilde yapıp Tekrar görüşelim. Çiçeğimizin son 8. yaprağını yaptım. 3 tane zincir çektim. Sonraki deliğe sık iğne ile birleştirdim. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Başını doluyorum. Son yaptığımız sık iğnenin içerisine giriyorum. Biraz da şöyle, şu, şekilde uzatıyorsunuz arkadaşlar. 3 zincirin uzunluğuna gelsin. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bakın şu şekilde V görünümlü bir şey oluştu. Burada çekil oluştu. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Sonraki sık iğne, bakın şu sık iğne yaptığımız bölüm. Onun içerisine girip Burayı sık iğne ile birleştiriyorum. 1-2-3-4 Bu arada bu V yaptığımız yer köşe olacak arkadaşlar. 4 tane zincir çektim. Başını doladım. Sonraki sık iğnenin olduğu yere geliyorum. Biraz da uzatarak ikili trabzanımı yaptım. 1-2-3-4-5 zincir çektim. Başını doladım. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Biraz da uzatarak ikili trabzanımı yaptım. Ve tekrar V yaptım. Yani köşemizi yaptık arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Şu ortadaki iki şeyin arasındaki sık iğnenin içerisine girip sık iğne ile birleştirdim. Bir sık iğne sonrakiniz ikili trabzan. Olay bu arkadaşlar. Tekrar 4 zincir çektim. Başını doladım. Bakın burası sık iğneydi. Başını doladım. Sıradaki ikili trabzan. İkili trabzan yaptığımız zaman da aynı noktaya 5 zincir çekiyoruz. Başını dolayıp aynı noktaya tekrar batıp köşemizi oluşturuyoruz. 4 zincir çektim. Sık iğne. 4 zincir çektim. Başını doladım. İkili trabzan. 1, 2, 3, 4 5 zincir çektim başını doladım aynı noktaya köşemizi yaptık 3 tane köşe oldu son köşeyi yapacağız 4 zincir çektim sık iğne 1 2 3 4 zincir çektim başını doladım bakın ilk başladığımız yer arkadaşlar İlk başlarken köşe yaparak başlamıştık. O yüzden tekrar köşe yapmıyorum. Sık iğne ile birleştirdikten sonra ilk yaptığımız köşenin içerisine 5 tane sık iğne yapıp burayı dolduruyoruz arkadaşlar. 3 tane sık iğne yaptıktan sonra 3 zincir çekiyoruz. Aynı noktaya pardon köşeleri 6 tane sık iğne yapacağız. 3 zincir çekip aynı noktaya 3 tane daha sık iğne yaptım. Hemen sonraki e, zincir zinciri çektiğimiz noktaya atlıyorum. 6 tane de buraya yapıyoruz arkadaşlar. 5 de yapabiliriz. Sonrakine atladım. İçini sık iğneyle doldurdum bunun da. Şimdi tekrar köşeye geldik. Sadece köşelerde orta noktasında tam sık iğneleri 3 zincir çekiyoruz sadece. 3 tane yaptım. Sık iğneden sonra 3 zincirimi çektim. Aynı noktaya tekrar 3 tane sık iğnemi yaptım. Ve sonraki boşluğa hemen atlıyorum. Burayı dolduruyorum arkadaşlar. tekrar köşeye geldim 3 tane sık iğne 3 zincir tekrar 3 tane sık iğne şeklinde bu köşemizde tamamlıyoruz ve şu başlangıç yaptığımız noktaya kadar bu şekilde tamamlayın tekrar görüşelim son boşluğumuzun içerisinde sık iğneler doldurdum. Ee, bu ilk başladığımız noktanın e, ilk yaptığımız sık iğnenin içerisine tığımla giriyorum. Şu şekilde ipimi yürütüyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi burada kesiyorum arkadaşlar. Motifimiz bu şekilde tamamlanmış oldu. Gayet köşeler muntazam çiçeklerimiz belirgin. Motifimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sıra e, motifimizi birleştirme işlemine geldi. Sizler de buraya kadar olan bölümü tamamlayın. Tekrar görüşelim. Şimdi e, ikinci motifimizi yaptım arkadaşlar birleştirme işlemine geldik e, zincirle yaptığımız köşelik kısmı bitirdikten sonra içini doldurmuyoruz e, doldururken birleştirme işlemi yapacağız şimdi köşeden başlıyorum İçerisine 2 3 tane sık iğnemi yaptım birleştirme yapacağınız zaman 2 zincir çekmeniz kafi arkadaşlar 2 tane zincirimi çektim. Diğer yaptığımız motifin köşesine tığımla girdim arkadaşlar. Şu şekilde sıkıştırdım elimle. iki parçayı aynı anda tutuyorum şu şekilde. Sık iğneyle birleştirdim burayı. 1 Bir, 2 zincir çekiyorum ve yarım olan motifimin içerisine, köşesine 3 tane sık iğnemi yaptım. Sonraki boşluğa atlıyorum. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Karşı taraftaki motifin 3. sık iğnesine tığımla giriyorum arkadaşlar. Sık iğne ile birleştirdim. Ve geçiyorum yarım olan motifimin olduğu yere hemen 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Sonrakine atlıyorum. 3 tane yaptım. Hemen karşıya geçiyorum arkadaşlar sık iğne ile birleştirdikten sonra tekrar yarım olan motifime dönüp 3 tane sık iğnemi yaptım. Hemen köşeye geldik tekrar. 2 3 tane sık iğnemi yapıp 2 zincirimi çekiyorum. Bakın ee, şimdi 2 tane burada var. 2 tane e, motifimizin 2 tane köşesi var. Önce yakın olan yere giriyorum sık iğne ile birleştirdim. 1, Bir, 2 zincir çekiyorum. Yan tarafındaki motifin köşesine girip sık iğne ile birleştirdim. 2 zincir çekiyorum. Yarım olan motifimizin yarım kalan köşesini tamamlamak için 3 tane köşemi yapıyorum. Ve işlem bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Daha iyi anlamanız için. Şurası köşelerin birleşim yaptığı yerler. Burası kenar olan yerler arkadaşlar. Ee, bu şekilde yapıyoruz. Şimdi yeleğimizin ön tarafı için yetişkin bir insan için. Bu yapacağım yelek 40 beden için arkadaşlar. 42 beden de rahatlıkla giyebilir. Ee, diyelim ki siz daha büyük beden için öreceksiniz. Yanlarına birer motif daha fazla yapabilirsiniz. Daha uzun olmasını istiyorsanız altlardan da uzatabilirsiniz arkadaşlar. 40 ve 42 beden için 1, 2, 3, 4 tane yan yana motif enine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane motif boy için yeterli arkadaşlar. Ee, bu şekilde birleştiriyorsunuz 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 tane motif burası için. Hemen şurası yaka kısmımız olacak arkadaşlar. Bu sağ tarafta. Koltuk kesimi için e, burası koltuk kesim boşluğu için kalacak 2 4 6 tane de bunun üzerine yapıyoruz arkadaşlar motif e, bu şekilde parçalarınızı tamamlayın e, tamamlarken de koltuk altının birisinin sol tarafa diğerinde sağ tarafa gelecek şekilde ayarlayıp e, buraya kadarki olan bölümleri yapın tekrar görüşelim. E, kısacası şöyle anlatmak istiyorum. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 34, 36, 38 tane yeleğimizin ön parçası için gerekiyor arkadaşlar. 38 tane de diğer parçası için gerekiyor. Koltuk altından sonra şu şekilde birer sıra ördüğümüz motifin yanına birer sıra fazla örmek suretiyle şu dörtlü sıranın olduğu yere. Burasını bu şekilde belirledim. Hemen üzerine de 2 4 6 tane. Bakın bir tane motif bu tarafta, bir tane motif bu tarafta bırakarak ortaya 2 4 6 tane motif fazladan birleştirerek omuz kısmını da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar her iki parça için. Hemen arka parçayı tanıtmak istiyorum sizlere. Şimdi 4 tane bunda, 4 tane onda vardı. Yani 8 tane. 2 4 6 8 tane Yan yana motifi birleştiriyoruz arkadaşlar. Ve bunun gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kere 8, 64. 64 tane motifi kare şeklinde birleştiriyoruz. Ve hemen kenarlarında koltuk altları için birer tane boşluk bırakıp 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane motif de bu şekilde yapıyoruz. Hemen bunun tersini çeviriyoruz arkadaşlar birleştirme işlemini göstereceğim. Her iki parçanın bu şekilde yerleştiriyorum parçalarımı. Öncelikle omuzu birleştireceğiz arkadaşlar. Şu kısım omuzlarımız olacak. Burası koltuk altımız olacak. Hem yıka kısmını hem iç tarafı ve kenarları tığlayacağız birleştirme işlemini yaptıktan sonra omuzları birleştirme işlemini yaparken arkadaşlar ipimi doladım parmağıma şöyle bir tane zincirimi çekiyorum sabitledim hemen her iki parçanın hem omuz kısmında hem arka parçanın köşelerini şu şekilde birleştirdim tığımla köşeden girdim sonra karşıdaki köşenin içerisine girdim çekiyorum arkadaşlar ve elimde bir tane zincir çektiğim bölümle bu şekilde sık iğne ile birleştirdim. Sonrasında başlıyorum içerisine. Kendimize yakın taraftakinden başlayarak arkadaşlar başını doladım. Bir tane üçlü trabzan. Tekrar başını doluyorum. Diğer köşenin içerisine girip bir tane üçlü trabzan da buraya yapıyorum. Sonrasında başını doluyorum arkadaşlar. Hemen yanındaki sık iğnenin üzerine bir tane üçlü trabzan. Başını doluyorum. Karşıdaki yerin olduğu yere bir tane üçlü trabzan başını doluyorum karşı tarafa geçiyorum yani bir karşı taraftan bir kendimize yakın olan taraftan sırayla bu şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz trabzan yerine sık iğne de yapabilirsiniz arkadaşlar hiç sorun değil önemli olan bu iki parçanın birbiriyle birleşmesi bu şekilde bakın bu şekilde duracak birleştirmemiz bu şekilde bu kısmı tamamlıyoruz. Sonra burada ipimizi kopartıyoruz, diğer tarafı birleştiriyoruz. Buraya kadar kolan bölümleri yapın, tekrar görüşelim. Yeleğimizin ön tarafının her iki parçasını, yaka kısmını ve etek uçlarını birer sıra sık iğne yaparak ve sonrasında her sık iğnenin üzerine birer sırada, e, her sık iğnenin üzerine bir tane e, ikili trabzan denk gelecek şekilde bir turda İkili trabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi son sıramızı yapıyoruz. Son sıramızda 1 2 2 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. 2 tane atlıyorum. 3. trabzanımızın tepesine arkadaşlar bir tane battım. Tekrar başını doluyorum. Aynı yere tekrar battım. Tekrar başını doluyorum. Aynı yere tekrar battım ve hepsini aynı anda çekiyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. 2 tane atlayıp üçüncüye batıp sonra bir tane daha başını doluyorum aynı yere. Başını doluyorum aynı yere. Yani aynı yere 3 kez batmak suretiyle aralarına da ikişer zincir çekip 2 tane e, trabzan atlamak suretiyle arkadaşlar küçük küçük minik fıstıklar yapıyoruz nasıl sık iğnelerimizi bütün yeleğin çevresi için yaptıysak ve trabzanlarımız da aynı şekilde bu şekilde küçük fıstıklarımız da bir sıra yapıyoruz ve yeleğimiz tamamen bitmiş oluyor arkadaşlar bu şekilde yapın tekrar görüşelim yeleğimizin tüm çevresini anlattım teknikle şu şekilde tığladım arkadaşlar çok güzel muntazam ve zarif durdu hem ön parçasını hem etek uçlarımızı bir de şöyle koltuk altlarını anlattığım yöntemle her yerini yeleğimizin tüm çevresini tığladım arkadaşlar. En sonda e, şu şekilde ördüğümüz motifin parçalarından ördüm. Sonra iki kat zincir yaptım arkadaşlar. İpimi birleştirdim bu şekilde. E, yeleğimizin şu şekilde rahatlıkla bağlanabilmesi için. Eğer arzu ederseniz burada e, düğme de iş e, şey yapabilirsiniz. Zaten açtığımız şu delikler e, tam bir düğme deliği iliği oldu. Karşı tarafında birer düğme dikmek suretiyle isterseniz düğmeli de yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde daha şık ve daha zarif buldum arkadaşlar. E, bu şekilde oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like yapmayı ve yorum yazmayı unutmayınız. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirim zillerini açarsanız şayet yeni bir yüklediğim videolardan ilk sizler haberdar olursunuz. Destekleriniz için hepinizden Allah razı olsun diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.